Görüyorsunuz. Birazdan Billurcuğum gelecek ve bize de güzel bir çalışma yapacak burada gri masamda. Tuna ablacığımın yanındayım. Güzel lezzetlerle bir devam edelim efendim. Sırada güllaç var. Gül sulu güllaç var. Fındıklı, bol fındıklı. Evet, şimdi 2 kilo süt lazım bize ve 4 bardak kadar şeker lazım. Ama şekerini az isteyenler 2-2,5 koyabilir, 3 koyabilir. Bu ağız tadına kalmış bir şey. Sütle birlikte şekeri kaynatmaya başladık. Ve içine 2-3 yemek kaşığı kadar gül suyu ilave ediyoruz. Gül suyuyla birlikte şerbetimizi kaynatıyoruz. Aroma verecek, lezzet katacak. Aroma verecek, evet. Şimdi bu kaynayan sütümüzü, yapraklarımızı tek tek alacağız tepsiye. Bir paket mi? Burada bir paket var. Bir pakette 11 ya da 12 tane çıkar. Tahmin ediyorum burada da ya 10 ya 11 tane var. O hiç fark etmiyor. Şöyle bir cam tepsiye yapabilirler. Artık servisi nerede yapacaklarsa. Sütümüz kaynamaya başladı. Şöyle altını biraz daha açıyoruz. Yaparken sütün altı açık kalsın. Yani süt ılımasına müsaade etmesinler. Gerçi çok çabuk yumuşuyor. Şimdi bunu böyle alıyoruz Ezgi. Tek tek bunları şu şekilde ıslatıyoruz. Güllaç yapımı çok kolay. Ramazan'da da en çok tüketilen bir tatlıdır. Evet, meyveli de yapılıyor, narlı, evet. Çilekli. Kestaneli var mesela, geçen gördüm. Evet, kestaneli de yapılır. Şu şekilde alıyoruz. Ben bir spatula yardımıyla onu alacağım. Şöyle Ezgi, bunu sütün içinden hop cam tepsiye. Evet, cam tepsiye şöyle açarak koyacağız. Hı hı. Şimdi her bir katını bu şekilde sütle ıslatıyoruz. Geri kalan süt hiç önemli değil. Onu tatlının üstüne dökeceğiz. Sütü ne kadar bol olursa o kadar çeker. Bir pakette 2 litre sütü hazırladık. Hepsini kullanacak mıyız? Genelde kullanılıyor Ezgi. Çünkü nişastalı bir hamur olduğu için bu sütü çok rahat çekiyor. Seviyor sütü yani. Sütü çok seviyor. Bunu kaç kat yaptıktan sonra bol fındığını koyacaksın? Şimdi biz bu ikinci katı yapıyoruz. Bir 4 kat daha koyacağız buna. Arasına bol fındık koyacağız. İsterlerse ara ara da serpebilirler. Onu da şöyle göstereyim. Yani her katına az az dökseler de çok denk güzel gelecektir zaten. Gelir. Evet, burada 300-400 gram kadar. İri kıyım. Evet, iri kıyım. Bir miktarını biz kıydık. Bir miktarını da böyle tüm tüm bıraktık Ezgi. Ağza biraz fındıklar gelsin diye. Biraz bunu çiğneyelim, evet. Cevizli yapmamamın sebebi esasında bu cevizli de çok güzel oluyor. Fakat rengini ceviz kararttığı evet, için doğru. Daha çok ben bu şekilde tercih ediyorum fındıklı. Kestaneli de birazcık böyle bir kararma olur. Onda onun olmaması için yapılacak bir şey onda var mı? Onda hiçbir şey yok. Yok, kararıyor. O kararmayı engelleyemez Ezgi. Yani bu en güzel fındıklıdır. Eğer rengini beyaz istiyorsanız. Beyaz istiyorsanız. Bir de fındığın aroması çok güzeldir. Bilmiyorum. Fındık yakışır kesinlikle. Yakışıyor. Sonra üst üste koyacaksın. Aralarına fındıkları serpeceksin. Başka bir şey evet, yapacak mısın? Başka bir şey yapmayacağız. Ondan sonra dolapta bir müddet tutacağız. Sonra üstüne biraz Hindistan ceviziyle, Antep fıstığıyla süsleyeceğiz. Sunuma hazır etmiş olacağız. İşte bu kadar kolay. Bu kadar hiç kolay. Kalabalık misafirim var, tatlı ne yapacağım endişeniz kaygınız olmasın. Hiç. En zaten güllaç deyince Ramazan ayı aklımıza gelir. İftar deyince mutlaka yaptığımız bir tatlıdır. Çeşit çeşit farklı farklı yapabilirsiniz. Meyveli, fındıklı, cevizli, kestaneli nasıl arzu ederseniz. Evet, bol meyveli de çok güzel, çok güzel olur. Olur. Evet, evet, taze meyvelerle de olur. Çok güzel. O zaman sen onu yaparken tamam, ben hemen...